Arkadaşlar yepyeni bir video ile birlikteyiz. Bu videomda sizlere WhatsApp'ın bazı özelliklerinden bahsedeceğim. Fakat arkadaşlar videoya geçmeden önce bazı şeyleri hatırlatmak istiyorum ve iyi dinlemenizi rica ediyorum sizden. Şimdi arkadaşlar bakın ben WhatsApp Plus kullanıyorum. Çoktan beri WhatsApp Plus kullanıyorum. Belki iki buçuk yıldan beri WhatsApp kullanıyorum. Yani bu WhatsApp Plus'u kullanıyorum. Ben bunu videoyu size gösterip de daha sonra normal WhatsApp'ı kullanmıyorum. Ben hep şu an aktif olarak da WhatsApp Plus kullanıyorum. Bazı arkadaşlar yorumda diyor ki madem öyle sen niye WhatsApp kullanmıyorsun? Madem güvenilir bir WhatsApp Plus da sen neden kullanmıyorsun diye yorum atanlar oluyor. Şimdi ben size şöyle söyleyeyim. Ben bu WhatsApp Plus'ı kullanıyorum. Çoktan beri de kullanıyorum. Yani ben kullanmadığım bir şeyin size videosuna atmıyorum. Güvenilirse sen neden kullanmıyorsun diyenler var. Ben kullanıyorum arkadaşlar. Ben videoyu çekmeden önce video çekeceğim zaman benim telefonumdaki olan özellikten dolayı ben bir WhatsApp daha kuruyorum telefona. Yani benim telefonuma iki tane WhatsApp kurulabiliyor aynı anda ve değişik değişik numaralarla giriş yapılabiliyor. Onu söyleyeyim sizlere. Ama ben size videoyu, videoyu çekim yapacağım WhatsApp'ı değil de video çekim yapacağım zaman normal bir WhatsApp kuruyorum yine aynı bir şekilde. Bu da WhatsApp Plus. Ve bir çekimi ben bu şekilde yapıyorum sizlere. Kendi WhatsApp'ım şu an aktif olarak çalışıyor. Yani mesaj falan attılar mı gelir yani öyle söyleyeyim arkadaşlar. O yüzden hani diyorlar güvenilir değil de sen niye kurmuyorsun? Sen neden kullanmıyorsun diye. Ben kullanıyorum arkadaşlar. Gönül rahatlığıyla siz de kullanabilirsiniz. Bunu sizlere söyleyeyim. Ve gördüğünüz gibi ekranda WhatsApp Plus var arkadaşlar. Ve Arsenal'ın simgesini koydum size. Öyle gözüksün istedim. Şimdi uygulamayı giriş yaptığımızda ve ayrıca şunu da söyleyeyim uygulamanın açıklar kısm açıklamalar kısmında linkini vereceğim. Şimdi bir de mesela arkadaşlar ben videoyu paylaşıyorum açıklamalar kısmına diyorum linkini koyacağım şöyle böyle. Bana diyorlar ki biz bunu nereden indireceğiz? Yorum yapıyorlar. Ya videoyu tamamıyla izlemeden yorum yapmayın. Ben zaten videonun içinde size bana sorduğunuz soruların cevabını videonun içinde veriyorum. Ama siz Yorumda yazıyorsunuz. Niye? Çünkü videoyu izlemiyorsunuz. Ya 10 saniye izliyorsunuz ya ileri ileri sardırarak geçiyorsunuz. Ondan sonra diyorsunuz ki linki nerede? İşte şu nasıl olur? Bu nasıl olur? Lütfen rica ediyorum videoyu baştan sona kadar tek tek izleyin arkadaşlar. Bu sizin için bir kayıp sağlamaz yani. Sadece izleyeceksiniz ve her şeyden haberdar olacaksınız. Bu böyledir. Ben açıklamalar kısmında da bu uygulamanın linkini paylaşacağım. Oradan indirebilirsiniz arkadaşlar. Hı. Şimdi bu WhatsApp Plus'taki özelliklerin bir tanesi de şudur arkadaşlar. Numaraya mesaj atma. Yani eski normal WhatsApp'ta numaraya mesaj atamazsınız ama bu WhatsApp'ta numaraya mesaj atabiliyorsunuz arkadaşlar. İlla numarayı kaydetmeye gerek yok. O yüzden de mesela şu an sohbetlerde ben bu WhatsApp'ı yeni kurduğum için kimseyle sohbet olmadığı için Bakın şimdi köşedeki üç noktaya tıkladığımız zaman en üstteki You yazan bu WhatsApp'ın bütün içeriğini değiştirme özelliğidir arkadaşlar. Oradan bütün içeriğini değiştirebilirsiniz ve gördüğünüz gibi üçüncü sırada numaraya mesaj at var. Bu numaraya mesaj at'a tıkladığımız zaman bakın böyle bir şey çıkıyor. Yalnız şunu söyleyeyim numaraya mesaj atmak için arkadaşlar 0538 gibi gitmeyeceksiniz veya 0544 gibi gitmeyeceksiniz. Numaraya mesaj atabilmek için önce artı sonra 90 sonra 538 gibi. Yani artı 9 0538 öyle söyleyeyim sizlere. Numaraya mesaj atmak için bu şekilde atacaksınız. Başka atamazsınız. Mesela bakın ben şimdi numaraya mesaj atmak için kendi numaramı yazayım. Burayı fullü yapacağım arkadaşlar. Fullü yapmam gerekiyor. Bakın artı 90 538 Gördüğünüz gibi numaram da üste çıktı. Ben şimdi isteyeyim kendi kendime mesaj atabilirim yani. Bakın Gördüğünüz gibi kendi kendime mesaj geldi arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Bu böyledir yani arkadaşlar. Bunu bu şekilde yapabilirsiniz numaraya mesaj atmak için. Ben şimdi buradan sileceğim kendi numaramı. Veya silmeyeyim arkadaşlar. Size buradan bir özellik daha göstereceğim. Mesela diyelim ki kalın yazı yazmak istiyorsanız veya italik yazı yazmak istiyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde yazabilirsiniz. Mesela diyelim ki başına yıldız koyun ve sonra mesela selam global teknoloji diye yazdıktan sonra başında yıldız var ve sonuna da bir yıldız koyduğumuzda bakın gördüğünüz gibi yazı kalın oldu ve gönderiyoruz. Gördüğünüz gibi kendi kendime de mesaj geliyor zaten. Bakın gördüğünüz gibi yazı bu şekilde kalın olabiliyor. Başına yıldızı koyun sonra yazın yazın en sona yıldızı koyun arkadaşlar. Yazı kalın bir şekilde gidiyor. Eğer isterseniz de başına mesela diyelim ki tire koyduğunuzda arkadaşlar sonuna bir tire daha koyduğunuzda gönderdiğinizde bakın yazı italik oluyor. Yani yazı hafiften yan yatmış oluyor arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Bu şekilde de mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Ve size bir özelliği de simgeyi nasıl değiştirdiğimi göstereyim arkadaşlar. Bunu sileyim. Simgesini arkadaşlar bu şekilde değiştiriyorum. WhatsApp'ın ekranındaki o WhatsApp Plus'ın simgesini bu şekilde değiştiriyorum. Yani Köşedeki 3 noktaya tıklayıp U montlara da tıkladıktan sonra genel var arkadaşlar. Genel'e de tıklıyoruz ve stiller bakın istediğim var. Buraya da tıkladıktan sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi başlatıcı simgesi var. Bakın burada. Buradan istediğinizi koyabilirsiniz. Burada birçok simge var arkadaşlar. Bütün Manchester United'ın falan bütün yani Atletico Madrid, Barcelona, Real Madrid bunların hep bütün simgeleri var. Siz hangisini isterseniz buradan dilediğinizi koyabilirsiniz ekrana. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Ben buradan değiştirdim. Ve bir de emoji şekillerini de değiştirebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi bakın arkadaşlar. Buradan da istediğiniz emoji şekillerini ayarlayabiliyorsunuz. Ve bildirim simgesi var bakın arkadaşlar hani üstte mesela bana WhatsApp'tan kendi kendime mesaj attım görüyorsunuz üstte gelen bildirimi. Şu an öyle ayarlı olduğu için öyle geldi ama siz bakın buradan WhatsApp bildiriminin WhatsApp simgesini seçmenize gerek yok. Bakın başka simgeler de var. Hangisini isterseniz buradan onu tıklayıp o simgelerinde mesaj geldiğinde görebilirsiniz. Yani mesela size siz birilerin yanındayken Hani WhatsApp'tan mesaj geldiğini kimse görmesini istiyorsanız mesela. Mesaj geldiğinde üstte bu simge yerine buradan dilediğinizi koyabilirsiniz. WhatsApp'tan da mesajın geldiği belli olmaz. Herhangi bir yerden geldi zannederler. Bilemezler arkadaşlar. Onu söyleyeyim sizlere. Ve bir de arkadaşlar bu WhatsApp'ta toplu mesaj gönderme özelliği 250 kişi. 250 kişiye çıkardılar onu söyleyeyim sizlere. Yani 250 kişiye rahat bir şekilde mesaj gönderebiliyorsunuz toplu bir şekilde. Mesela arkadaşlar yine genele girdiğimizde, genelden ayarlara tıkladığımızda bakın burada 250 limit diye yazıyor. Bu şu an kapalı. Bu kapalı olduğu için ben en fazla 5 kişiye toplu mesaj atabiliyorum. Ama ben bunu tıklayıp açtığımda şu an 250 kişiye toplu mesaj atabilirim. Yani bu işinize yarar mı yaramaz mı bilemiyorum ama hani en azından şöyle söyleyeyim sizlere toplu mesaj atanlar için bu uygun bir özellikler. Bunu kullanabilirsiniz yani onu söyleyeyim sizlere arkadaşlar ve ee, bu adımı göster olayda bu WhatsApp'ın olduğu yerde arkadaşlar. Buna tıkladığınızda adınız çıkıyor gördüğünüz gibi ekrana. Onu da isterseniz açabilirsiniz ve uçak modunu da bu şekilde buradan kapatabiliyorsunuz. Onu da sizlere söyleyeyim. Ve durumlarda da 5 dakika video paylaşma özelliği var arkadaşlar. Durumlarında 5 dakika videosunu paylaşabiliyorsunuz. Yani durum yaptığınızda 30 saniyelik sınırı bu şekilde aşabiliyorsunuz. Bunu açtığınızda çok kolay bir şekilde sınırı açabiliyorsunuz arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Ve şu disable forwarded diye yazan arkadaşlar bu da nedir? Şimdi mesela diyelim ki size birisi mesaj attı. Siz de o mesajı tutup bir başkasına attığınız zaman normal WhatsApp'ta üstünde iletildi diye yazar. Ama bu WhatsApp'ta arkadaşlar, bu açık olduğu için mesela bana birisi resimli mesaj atsın veya normal mesaj atsın, ben onu bir başkasına ilettiğim zaman üstünde iletildi diye yazmaz arkadaşlar. Onu söyleyeyim sizlere, bu özellik odur. Gerçekten çok iyi bir özellik ve bu da anti-delete status yazanda durumların silinmesini engelliyor. Mesela diyelim ki arkadaşlar, bir arkadaşınız durum yaptı ama 10 saniye sonra geri sildi. Silemez o siler ama sizde o durum artık görünür. Tıpkı hiç silmemiş gibi 24 saat bir şekilde görünür arkadaşlar ve burada cevapladıktan sonra mavi tık diyor arkadaşlar. Bakın bunu açarsanız eğer bu şekilde mesela diyelim ki size birisi mesaj gönderdi. Siz o mesajı okudunuz ama cevap vermediniz. Mavi tık olmaz arkadaşlar. Gördünüz, okudunuz, cevap mı verdiniz? Mavi tık olur. Ama görüp Okuyup geri çıktığınızda mavi tık kesinlikle olmaz arkadaşlar. Bu da ona engelliyor. Bu da gerçekten çok iyi bir özellik. Bunu açık tutabilirsiniz yani bunda bir sıkıntı yok. Zaten cevap vereceğiniz kişiye verirsiniz, vermeyeceğiniz kişiye de okursunuz. Mavi tık olduğu görünmez. Dediğim gibi arkadaşlar, videoyu bir, bir saniye durdurmam gerekti. Durdurdum arkadaşlar. Şimdi e, yukarıda da zaten mesajların silinmesini engelle. Bunu zaten WhatsApp'ı kurduğunuzda otomatik bir şekilde hani bu açık oluyor. Birisi size mesaj atıp da hemen geri çekse bile artık çekemiyor arkadaşlar. Siz o gelen resmi de mesajı da videoyu da her neyse ses kaydında dinleyebiliyorsunuz. Onu söyleyeyim sizlere. Burada da durumları gördüğümü gizle var arkadaşlar. Buradan da durumları gördüğünüzü çok kolay bir şekilde buna tıklayarak gizleyebiliyorsunuz ve durumlara baktığınızı kimse göremiyor. Videom bu kadardı arkadaşlar. Size bu WhatsApp'ın birkaç özelliğinden daha bahsedeceğim. Çok güzel özelliklerinden ama videoyu uzatmak istemiyorum. Bir sonraki videomda bahsedeyim onda arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Evde kalın arkadaşlar.